29 Mayıs Salı sabah namazından sonra Türk ordusunun orta çağı kapatan büyük tarihi hareketi başladı. Ordu-yu Hümayun, kara ve denizde bütün cephelerde birden umumi harekata girişti. Toplar hep birden şehir üzerine çevrilerek ateşlendi, etrafı kesif bir duman ve barut kokusu kapladı. Mehter en etkili cenk havalarını vururken, tekbir, tehlil ve tüfenk sadalarıyla genel bir hücum yapıldı. İlk hamlede 2000 merdivenle 50 bin yiğit ileri atılmış, harbin en şiddetli anında Akşemseddin'le Molla Gürani ateş hattına girerek, gaza yolunda şehadet derecesine ulaşmayı isteyerek askere örnek olmuşlardır. Fatih dahi, askeri coşturan sözlerle, elinde kılınç, gazi ünvanını kuvvetlendirmek için Topkapı Gediği'ne saldırıyordu. Bu sırada Ulubatlı Hasan namındaki muazzez nefer tekbirlerle Topkapı Surun'a sancağı dikti. Böylece İslam dilaverlerinin ve Oğuz kavminin asırlardan beri hayal ettiği mukaddes rüya hakikat olmuştu. Ulubatlı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine mazhar olarak 30 kadar arkadaşıyla şehadet mertebesine ulaştı. Surlara bayrak dikilip Bizans'ın baş aşağı olan bayrağı sökülüp atılınca ezanlar okunmaya başlandı. Sultan Mehmet Han, surlardaki bu manzarayı görünce atından yere inerek muhbir-i sadık sallallahu aleyhi ve sellemin senasına erişmenin, kendisini ve devletini İslam'ın en mukaddes şerefine mazhar kılan methiye-i Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmanın verdiği heyecanla şükür secdesine kapanarak Cenab-ı Hakk'a hamd etti. Sonra otağı Hümayun'a çekilerek devlet erkanının tebriklerini kabul etti. Türk askerleri artık şehre tamamen hakim olmuşlar ve Ayasofya'ya dayanmışlardı. Fatih askerlere direnenlerden başkasının öldürülmemesini ancak esir edilmelerini emretti. Fetih bütün Müslüman dünyasına zafer namelerle tebliğ edilmiş, muhbir-i sadık sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle övülmüş olan Fatih Mehmet ve ordusu en kutsi bir hürmete layık görülmüştü. Mısır'da, Şam'da, Bağdat'ta da büyük dini merasimler yapılmış, halifenin emriyle camilerde Türk şehitlerinin ruhları taziz edilmiş, İkinci Mehmet ismi hutbelerde zafer dolayısıyla anılmıştır. Bu andan itibaren bütün İslam dünyası Seyyidül Beşer sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine mazhar olan Osmanlı Devleti'ni Müslümanlığın büyük temsilcisi olarak kabul etmeye başlamış bulunuyordu. Bu kuşatmada birçok askeri yeniliklerin bizzat padişah tarafından icat ve tatbik edildiği bildirilmektedir. Tarihçiler, padişahın harp tarihinde ilk defa bu kadar büyük bir topçu birliği kurduğunu yazmaktadırlar. Şahi adı verilen topun hesaplarını bizzat kendisi yapmış ve denemelerinde bulunmuştur. İstanbul'un fethinin ve Doğu Roma'nın düşmesinin tesiri bütün dünya sathında muazzam olmuştur. Avrupa'da korkunç bir felaket olarak üzüntü oluşturan bu hadise, İslam aleminde sevinçle karşılanmıştır. 1. Memlük Sultanı, Fatih'e elçi göndererek kendisini tebrik etmiştir. İslam aleminin bu derece sevince boğulmasının dini sebepleri çok derinlerdeydi. İstanbul, Müslümanlar için bir ideal olmuş, fakat Emeviler ve Abbasiler zamanında alınamamıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul Fatihini ve fethi başaracak orduyu saadetle tebşir etmişti.
Kur'an'da geçen Beldi-i Tayyib'e tabiri bile ebced hesabıyla Feth-i Mübin'in hicri tarihini gösteriyordu. Gerçekten İstanbul'un fethi, bütün Türk tarihinin en mühim hadisesini teşkil etmekte ve tarihte Türk milletine nasip olmuş en şerefli hadise sayılmaktadır. Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açmanın hiçbir şeyle ölçülemeyecek derecede muazzam olan şerefi, Feth'e ebedi bir mana kazandırmıştır.